Dünyanın tek 2000 watt blenderı. Silevs Limitless. Güç sizde artık. Silevs, Silevs. Artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stilevs'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizler için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve yine cennet vatanımızın çok güzel köşesi Denizli. Daha doğrusu Denizli'mizin özel mi özel, güzel mi güzel, şirin mi şirin ilçesi Beyağıt'tayız. Ve 13.sü düzenlenen Hüseyin Çoğal yağlı güreşlerindeyiz. Bu güreşlerde neler mi olacak? Buyurun izleyelim diyoruz. Zeybek olmaz derler. Zeybek'in yurdu yuvası, özgür havası, yari yarenidir dağlar. Efenin eşkıyadan, yağmacıdan ayırt edildiği yerlerdir dağlar. Yiğidim. Adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve bu hafta da sizler için Denizli'deyiz. Daha doğrusu Denizli'mizin özel mi özel, güzel mi güzel, Beyağıt ilçesindeyiz. Ve muhteşem pehlivan güreşleri var. Evet, pehlivan güreşleri muhteşem bir kortej yürüyüşüyle
başladı. Yine muhteşem bir organizasyon. Yine güreşin efsanesi burada. Başkanım, öncelikle kutluyorum. Muhteşem bir organizasyon. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yani yıllardan beri buraya bize gelmeyen Ali Gürbüz şu an aramızda. Diğer pehlivanlar yine Osman Kar, Yeşil Yeşil hepsi buradalar. Herkese sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunarız. BH tarihin en geniş, en güzel organizasyonu. Evet. Şu anda 450'ye yaklaştı kayıt yaptıran, federasyonu kayıt yaptıran güreşçilerimiz. Evet, değerli pehlivanımız, Ali Gürbüz'ümüz, Türkiye'mizin gururu. Neler söyleyeceksiniz BH'la ilgili? Vallahi BH gerçekten çok sıcak bir karşılama yaptı. Çok güzel bir atmosfer var. İnsanlar çok sıcak. Güreşe de çok ilgileri, merakları var. İşte geldik buraya organizasyona. İnşallah yarın da güreşlerimiz olacak. Seyircilere güzel güreşler izletip yağlı güreşimizi en iyi şekilde yaşatmak gerekiyoruz. Evet, tabii yine Köy TV'yi de izlemeye devam ediyoruz. Köy TV bu halkın kanalı olmaya devam ediyor. Eyvallah, eyvallah. Size de iyi yayınlar, teşekkür ederiz. Size de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Yine muhteşem bir tabii ki güreş bekliyoruz. Aynen. Tarihinde en büyük organizasyonun yapıldığı yağlı güreşler kortej yürüyüşüyle başladı. Evet, bu güreşte neler mi yaşanacak? Tabii ki Ali Gürbüzler, Yeşil Yeşilliler hepsi bu güreşte olacak. Muhteşem bir organizasyon sizleri bekliyor. Kaçırmayın diyoruz. Kırkpınar'dan sonra en çok pehlivan yeşil sahaları yarın buluşacak inşallah. Yarın bir tarih yazılacak. Evet. Yani 400-450 civarında kayıt yaptıran var federasyona. Şu anda. Evet, tabii. 450. 450. Yani, şu anki yarın herhalde 500-550 olur. Ya tabii, daha yükseliyor. Kayıt yaptıran devam ediyor. Yarın 450 pehlivanımız kısmet dövecek. BH Hüseyin Çokal stadyumunda. Evet sevgili izleyiciler. İşte Kırkpınar'ın rövanşı diyor. Ege'nin Kırkpınar'ı diyor başkanımız. Evet, tüm ayrıntılarıyla Ege'nin Kırkpınar'ını kaçırmayın. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Oh, 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 oh
Karavan adına güreş yapıyor. Ali Göksel, Manisa Turgutlu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Vermiş olduğu sözü tutmanın haklı gururunu, haklı onurunu yaşıyor. İşte aslı, nesli Antalya, Korkut Eli Simandırlı. 1988 yılı, tarihi Kırkpınar Başpehlivanı, merhum Recep Gürbüz'ün mahtumu. 2011, 2012, 2019, 2021 yılı tarihi Kırkpınar Başpehlivanı, megastar Ali Gürbüz Er meydanımızda. Çok değerli başkanımız Sezai Kütür'e, atasporumuz güreşe sahip çıkıp gelecek nesillere aktardığından dolayı teşekkür ediyor. Başpehlivanımız Ali Gürbüz'e ve pehlivanlarımıza bugünkü müsabakalarında başarılar diliyor. Bir kez daha şöyle kocaman bir alkış istiyorum. We'll be right back.
Tabii ki Anadolu gezginleri Er Meydanı'nda. Dünyanın gerçek cenneti o Dalaman'ın o güzel gölünü, Köyceğiz'in o muhteşem manzarasını ileriki zamanlarda inşallah ziyaret edeceğiz. Tabii ki bekliyoruz. Bölgenin bir özelliklerinden bir tanesi sahil, kumsal, deniz. Çok sıcak şey yapıyorsanız hemen 600-700 metrede Ağla bölgesi, Yayla köyü. Tarihi antik kent var. Tabii çok şanslı bir bölgede yaşıyoruz. Tabii ki bölgenin belli, bu kadar güzel bir bölgenin belli kuralları var. Ondan dolayı bazı kısıtlamalar var ama tabii ki ülke değerleri açısından sürekli sahip çıkmak durumundayız buraya. Peki Çiçeği Burnu'nda Sezai Başkanımızın bu güzel organizasyon hani gelir gelmez ki geçen yıllar örnek veriyorum en son 170 pehlivan var iken az önce Genel Başkan Yardımcımız söyledi 500'ün üzerine çıktı dedi. Bu organizasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkanım? Tabii ki Denizli bölgesinin çok cazip ilçelerinden bir tanesi bizim için Beyağaç. Beyağaç bir kere dostlarıyla çok daha celbediyor. Burada samimi bir dostluklar var. Biz güreşten ziyade, tabii ki güreşi çok seviyoruz ama dostların samimiyetini çok seviyoruz. Onun için hep buradayız. Yani bu sanıyorum 13-14.sünü yapıyor Beyağaç. 13'ün evet Hüseyin Çokala. Tabii ki başta söylemem gerekirdi, özür diliyorum. Hüseyin Çokal üstadımıza, abimize büyük geçmiş olsun diyorum. Rahatsızlıkları var. Tabii burası Hüseyin Çokal'la özdeşen bir Beyağaç güreş arenası.
inşallah böyle devam eder. Bu güreşler kişilerle kaim olmamalı. Hep devam etmeli. İnşallah böyle devam eder. Köy TV'de izliyoruz. Evet, Köy TV olarak sizleri de bölgemize özellikle davet ediyorum. Bölgemizin o kadar tanıtılacak, o kadar ülkemiz için önemli değerler var ki bunları sizlerin aracılığıyla ülke kamuoyuna da tanıtmak istiyorum. Bizim için görevdir diyoruz. Köy TV köyde hayat var diyor, evet. Ve her meydanında devam ediyor. Teşekkür ediyorum.
yine yanımızda yakışıklı, karizmatik bir iş adamımız. Teşekkür ederim.
sessizliğin gücü. Stilevs Soundless. Saat işi 61 desibel. Stil sahibi kadınların markası Stilevs'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.